hastanedeki Hayır. tedavi... İlk hastaneye kaldırılan yaralı sayısı 13'tü. Üçünün durumu çok ağırdı. Zaten Muğla'da Tıbbi Koçman Araştırma Hastanesi'nde 3 eksi olmuş. Yine birkaç kişinin tam rakam bilemiyoruz ama 4'e yakın sanıyorum ağır yaralı olduğu bizim edindiğimiz bilgiler arasında. Yol hala kapalı mı Mustafa Kapalı. Sarıipek? Hala kapalı. Muğla Fethiye arasındaki yol giriş gelişe kapalı. Hatta Muğla Deniz arasında kapattıkları tek şeritten yol verdikleri şeklinde aldığımız bilgi. Kaç hastanede acaba yaralılar? Muğla Sıtlı Koşma Araştırma Hastanesi ile Marmaris Devlet Hastanesi'ne gönderilmişler. Şu anda 10 yaralımız var. Buralardan gelen peki daha başka bilgiler var mı acaba yaralıların durumlarına ilişkin? Ağır diye biliyoruz ama daha fazla bilgi var mı? Henüz daha fazla tam bilgi edinemedik. Arkadaşlarım, diğer muhabir arkadaşlarımız da burada Doğan Haber Ajansı'nın. Onlar hastanelerle irtibat kurmaya çalışıyor. Tabii doğal olarak insanlar o kadar yoğun için telefonlarımızı alamıyoruz. Peki Doğan Hanım, evet. Muğla Başsavcısı Necip Topuz olay yerinde inceleme yapıyor. Biraz önce de dediğim gibi yasak getirildi. Oraya hiç kimseyi bırakmıyorlar. Doğan Haber Ajansı muhabiri Mustafa Sarıipek çok teşekkürler. Tüm basın mensupları. Olarak savcı bey ve ekibi, jandarma, polis teknik tespitleri yapıyor ve onun Yaralı yok ama değil mi? şu an olay yerinde yaralı kalmadı ama bir her ihtimale karşı çevik kuvvet ekipleri geldi kaza yerine. Çevik kuvvet ekipleri kazanın olduğu bölümün hemen alt tarafı ormanlık bir alan. Bu alanda kaza yerinde işte olaydan araçtan fırlayıp eğer oraya giden yaralı